Aşağıdaki kutucuklarda verilen soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak cevaplarken bir sorunun birden çok cevabının olduğunu göz önünde bulundurunuz. Tablomuz, sorularımız ve soru köküne baktığımızda da hangisi, e, hangi harf boş bırakılan yerlerden birine getirilemez diyor. Birinci sorumuz hangisi Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı temalı romanlarındandır? Yeni Turan Kurtuluş Savaşı temalı romanlarındandır Halide Edip'in. Bunun yanında Zeyno'nun oğlu o da G olarak gösterilmiş. Hangisi milli edebiyat dönemi romanında hakim olan edebi akımdır, realizmdir arkadaşlar? Onu da C olarak aldık. Hangisi Türk toplumunun geçirdiği değişimi tanzimattan cumhuriyete kadar eserlerinde veren milli edebiyat sanatçısıdır? Tabloya bakıldığı zaman Yakup Kadri görülmekte. C olarak onu buraya yazdık. Özellikle kiralık konak adlı eseri bu, konuyu işte bu konunun işlenmiş olduğu güzel bir eseridir Yakup Kadri'nin. Son olarak baktığımızda hangisi kirpi mahlasının eserlerinde kullanan sanatçıdır? Refik Halit Karay'dır arkadaşlar. Kirpi mahlasını kullanmış bir sanatçıdır. O da yumuşak G olarak verilmiş. B, G, C, Ç ve yumuşak G bunlar boşluklara gelecek gelmesi gerekenler. Boşta kalanlar ise A, Reşat Nuri Güntekin, D, Romantizm, Kenan Çobanları, E, F'de Falih Rıfkı Atay, A, D, E, F bunlar boşta kalanlar. Dolayısıyla doğacağımız C seçeneğidir. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Servet-i Fünun'a tepki olarak ruh çözümlemelerini ve tasvir değil olayı öne çıkarmıştır. Ali Canip ve Ziya Gökalp birlikte milli edebiyat hareketinin öncülerinden olmuştur. Fantezi roman diye Efruz Bey romanı ikinci meşrutiyetle birlikte bir, ikinci meşrutiyetle birinci dünya savaşı arası dönemi işlemiştir. Kimdir arkadaşlar? Ömer Seyfettin'den bahsedilmektedir. Buradaki özelliklerden özelliklere ilave olarak, özellikle Türk hikayeciliğinin öncü isimlerinden birisidir Ömer Seyfettin. Hikayelerinin konularını çoğunlukla gerçek yaşamdan almıştır İçerik olarak. Belki eserleri zayıf kalabilir ama milli bilinci uyandırmak adına hikayeleri oldukça önemlidir. Beyaz lale, Bomba, Primo Türk Çocuğu gibi öyküleri oldukça önemlidir Ömer Seyfettin'in. Realizm akımının etkisinde kaldığını, dilinin sade günlük konuşma diliyle eserlerini ürettiğini söyleyebiliriz. Bu arada Efruz Bey e, adlı eserinde de yanlış batılılaşmayı işlemiştir. Onu da belirtmiş olayım. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi? Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun diğerlerinden farklı türde bir eseridir. Hüküm Gecesi, Bir Serencam, Sodom ve Gomorre ile Yaban adlı eserler arkadaşlar. Roman türünde yazılmış olan eserlerdir. Fakat Anamın Kitabı anı türünde yazılmış bir eser olması sebebiyle diğerlerinden ayrılmaktadır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada söz edilen roman tiplerinin temsil ettikleri sosyal konulardan birini içermez? Tanzimatın ilanından sonraki süreçte önce çeviri, sonra da adapte ve telif eserlerin yazılmasıyla birçok roman ve roman tipi Türk okurunun hayatına girer. İlk dönem romanları çeşitli teknik kusurları, eksikleri taşımasının yanında canlı, yerli ve ilginç tiplerin oluşumunda sağlar. Toplumu eğitmeyi kendine şiar edinmiş ilk dönem sanatçıları anlattıkları olayların kahramanlarını da yaşadıkları toplumdan seçerler. Bu çalışma içindeki roman tiplerinin temsil ettikleri sosyal konular kadının toplumdaki yeri, batıyı yanlış anlamış kişilerin düştüğü durumlar kölelik olarak sayılabilir. Bakıldığında Felatun Beyler Rakim Efendi'yi görüyoruz ilk seçenekte. Ahmet Mithat Efendi'ye ait olan bir eserdir ve yanlış batılılaşmayı işlemiş bir eserdir. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'e ait yine yanlış batılılaşmayı işleyen bir diğer eserdir. Dürdane Hanım yine Ahmet Mithat Efendi'ye aittir. Kadının toplumdaki yerini anlatır. Bunu da ediyoruz. Sergüzeşt ise Sami Paşazade Sezai'ye ait bir eserdir. Kölelik, esaret gibi bir konuya sahiptir. Cezmi ise Namık Kemal'e ait tarihi bir romandır ki zaten Türk edebiyatının ilk tarihi romanı olarak kabul edilir Cezmi. Yani kadının toplumdaki yeri, batıyı yanlış yanlış anlamış kişilerin düştüğü durumlar ya da kölelik olarak sayabileceğimiz bu özelliklere sahip bir konsepte, bir konuya sahip olmayan eserdir Cezmi. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi parantez içinde verilen kişiyle ilgili değildir? Teknik yönden kusurlu olan eserlerinde romanın akışını bozmuş, okuyucuya yer yer bilgiler vermiştir. Ahmet Mithat Efendi doğrudur arkadaşlar. Türk edebiyatında bir yazı makinesi olarak zaten kabul edilir. Çok fazla eser vermiş, eser üretmiş bir sanatçıdır. Sık sık tekrara düşmüş bir sanatçıdır. Teknik yönden oldukça kusurlu eserlere sahiptir. Yer yer romanın akışını bozar, okuyucuya sayfalar dolusu bilgiler verir. Bazen konudan kendisi kopar, nerede kalmıştık diye okuyucuya sorar hatta romanlarında, eserlerinde, hikayelerinde. Ahmet Vedat Efendi için söylenebilecek bir bilgidir, doğrudur. B'ye baktığımızda eserlerinde Servet Fünn edebiyatının genel karakterine uygun olarak bireyin iç dünyasını esas almış ve romantik duyguları işlemiştir Mehmet Rauf. Bireyin iç dünyasını esas almış ve e, Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı olarak kabul edilen Eylül'de yazmıştır Mehmet Rauf. Doğrudur. C'ye baktığımızda 1908'den sonra Türkçülük akımının etkisiyle sanat anlayışını değiştirmiş milli edebiyat saflarına geçmiştir diyor Süleyman Nazif. Yanlıştır arkadaşlar. Süleyman Nazif 1908'den sonra ee, toplumsal konulara <laughs> yönelmiş bir sanatçıdır fakat Türkçe anlayışla e, eser verdiğini ve milli edebiyat saflarına katıldığını söylememiz mümkün değildir Süleyman Nazif için. Peki kim için söyleyebiliriz bunu? Bunu Ahmet Hikmet Müftüoğlu için söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, kendisi Ahmet Hikmet Müftüoğlu e, öncesinde Servet Fünun yazarları arasında olmuştur. Fakat 1908'den sonra milli edebiyat sanatçıları arasında yer almıştır. Özellikle Çağlayan adlı hikaye kitabı ve Gönül Hanım adlı romanı Türkçülük akımını işlemiş olduğu önemli eserlerdendir Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun. Yani burada Süleyman Nazif'in yerine Ahmet Hikmet Müftüoğlu olsaydı bilgi doğru olabilirdi fakat bu haliyle yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. D'ye de bakalım. Diğer Servet Fünun sanatçılarına göre dil ve üslubunun daha açık ve yalın olması onun gazetecilik yönüne bağlanabilir diyor Hüseyin, Cah Hüseyin Cahit Yalçın için. Doğrudur arkadaşlar. Herhangi bir hata yok burada. Anı türünün en güzel örneklerinden biri olan 40 yıl sadece kendisinden yetişme tarzında değil, Abdülhak Abdülhamit devrinde anlatır Halisyan'ın eseridir 40 yıl. Doğrudur. Tekrar söylüyorum. Buradaki bilgi Süleyman Nazif ile ilişkilendirilebilecek bir bilgi değildir. E, i̇lişkilendirilebilirse eğer ancak Ahmet Hikmet Müftüoğlu ile e, yapılabilir bu. Süleyman Nazif'in hiçbir şekilde Türkçülük akımının etkisiyle sanat e, yaptığını, milliyetçi tasavvura geçtiğini söyleyemeyiz. Doğru cevap tekrar söylemek gerekirse C seçeneğidir. Şemsettin Sami'nin Taaşruk-ı Talat ve Fitnat adlı eseriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Romantik bir sanat anlayışıyla oluşturulmuştur. Eser taaşruk Talat ve Fitnat, Talat Bey ile Fitnat Hanım'ın aşkını anlatan bir eserdir. Şemsettin Sami, görücü usulü evliliğin sonuçlarını karakter çözümlemeleriyle ve gerçekçi bir romantizm içerisinde yansıtır. Dolayısıyla Buradaki bilgi doğrudur. B'ye baktığımızda çeviri eserlerden sonraki ilk yerli romandır diyor. Türk edebiyatının ilk yerli romanı kabul edilmektedir. Şemsettin Sami'nin Ta ı Talat ve Fitnatı doğrudur. Tesadüflerden dolayı olay örgüsü inandırıcı değildir. Aslında dönemin romanlarına ait genel bir özellik olarak da değerlendirilebilir bu durum. Dönemden kastımız nedir? Tanzimat dönemidir. E, doğrudur. Söylenebilecek bir bilgidir. Zorla evlendirmenin doğurduğu sonuçlara dikkat çekilmiştir. Evet zaten A seçeneğini açıklarken de görücü usulü evliliğin aslında anlatıldığını söylemiştim eserde. Zorla evlendirmenin doğurmuş olduğu sonuçlara dikkat çekilen bir eserdir. Görücü usullük, görücü usulü evlilik e, olumsuz taraflarıyla verilir ve eleştirilir aslında eserde. E'ye baktığımızda yanlış batılılaşma birbirine zıt karakterler aracılığıyla dile getirilmiştir. Böyle bir şey yoktur eserde. E, ne var? Tekrar söylemek gerekirse görücü usullü evliliğin olumsuzlukları anlatılmıştır yanlış batılılaşma değil. Yanlış batılılaşmayı dönemin hangi eseri bize verir? Özellikle Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakim Efendi adlı eserinde biz bunu görürüz. Ya da Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı eserinde bunu görürüz. Fakat Şemsettin Sami'nin Ta'şir Katalat ve Fitnat adlı eserinde yanlış batılılaşma gibi bir konu yoktur arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçada içeriği verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir? Bir yandan mektep ülkede okuyan, bir yandan da hayatını kazanmak, annesini ve kız kardeşini geçindirmek zorunda olan Ahmet Cemil, 20 yaş dolaylarında ümit ve hayat dolu bir gençtir. Babası öldüğü için yaşama ve yaşatma yükünü tek başına yürütmek zorundadır. hayatını kazanmak için başvurduğu yollar zor ve ağırdır. Yabancı dil bildiği için kitapçılarına aslında kendisinin hiç sevmediği bir takım basit macera romanları çevirmekte ayrıca bazı zengin ve şımarık aile çocuklarına özel ders vermektedir. Kıt kanaat geçinmekte, buna rağmen mümkün olduğu kadar temiz giyinmekte, onurunu her yönden çevresine karşı korumaya çalışmaktadır Ahmet Cemil arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda en önemli ipucu roman kahramanlarının isimleridir arkadaşlar. Ahmet Cemil adlı karakter Mavi Siyah eserinin, Mavi Siyah adlı eserin kahramanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer eserlerdeki kahramanlar ise Eylül'de Necip, Süreyya ve Suat vardır. Araba Sevdasında Bihruz Bey ve Peri Beş, Sergüzeş'te Dilber, Mustafa Efendi, Celal gibi karakterler vardır. Akşam Güneşi'nde ise Nazmi, Şükran, Jülide gibi karakterler karşımıza çıkar. Tekrar mavi ve siyaha dönmek istiyorum. Eser Halit Ziya tarafından yazılan batı roman tekniklerine uygun ilk modern Türk romanı olarak kabul edilir. Romanda Ahmet Cemil kişiliği üzerinden Bağbaali'de basın hayatında yok olup giden sanatçılar anlatılmaktadır diyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Numaralanmış ifadelerden hangisi Tanzimat Dönemi romanıyla ilişkilendirilemez? Tesadüfler, tesadüflere çok sık yer verilir ve bu sebeple gerçeklikten, gerçekçilikten uzaklaşılır arkadaşlar Tanzimat Dönemi romanında. Meddag geleneğinin izleri devam eder. Tanzimat dönemi romanında. Memleket Edebiyatı bu Anadolu'nun ele alındığı bir edebiyat dönemidir aslında Memleket Edebiyatı. Özellikle Milli Edebiyatla birlikte görülür. Dolayısıyla Tanzimat dönemi romanıyla ilişkilendirebilecek bir kavram, ifade değildir. Teknik kusur, romanlar teknik açıdan kusurludur. Neticesinde Türk Edebiyatı romanla ilk olarak Tanzimat döneminde tanışıyor ve teknik açıdan kusurlu olmaları da gayet normal bir durumdur diyebiliriz. Bunu da ilişkilendirebilmekteyiz. Tek yönlü kahramanlar, romanlar, romanda kahramanlar e, tek yönlüdür. Yani iyiler roman boyunca iyi olurlar, kötüler ise hep kötüdür. Aslında bu bir yerde romantizm akımının da bir özelliğidir denilebilir. Bunu da ilişkilendirdik. Fakat memleket edebiyatı ilişkilendirilemeyecek olandır. 3 numara doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu tablodaki numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sanatçı dönem etkilendiği akım sütunları... Bir, bir tanzimat dönemi ve tanzimat ve romantizm etkilenen akım olarak verilmiş. Şimdi tanzimat döneminde eser vermiş olan ve romantik anlayışla eser vermiş olan Ahmet Mithat Efendi vardır. Namık Kemal vardır. Şemsettin Sami vardır. Diğerlerini eleyebiliriz. İkiye baktığımızda Mehmet Rauf hangi dönemde eser vermiştir? Servet-i Fünun döneminde eser vermiştir. Bunu da eliyoruz son olarak Halide Edip adı var. Milli Edebiyat diyor. Etkilendiği akım nedir? Halide Edip'in etkilenmiş olduğu akım realizmdir arkadaşlar. Buradan da bunu eliyoruz ve doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Roman türünün gelişimiyle ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Batılı bir tür olan roman Türk Edebiyatı'nda 19. yüzyılda görülmeye başlar. Bu türden önce destan, halk hikayesi ve benzeri türler romanın yerini almıştır. Doğrudur arkadaşlar. 19. yüzyılda görülmeye başlanan bir e, türdür, roman türü. Ve Türk Edebiyatı'nda bunun ilk örneğini Şemsettin Sami, Taşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseriyle vermiştir. Yusuf Kamil Paşa'nın Fenalondan çevirdiği Telemak eseriyle edebiyatımızda roman serüveni başlar. Çeviri eser olarak tabii ki bakıldığında Telemak karşımıza çıkmakta doğru bir bilgidir. Bu eserden sonra, Telemak adlı eserden sonra da biz Şemsettin Sami'nin e, yazmış olduğu Taşuk-ı Talat ve Fitnat'ı görüyoruz. İlk yerli roman olarak onu değerlendiriyoruz. Ama tabii bir çeviri vardır Şemsettin Sami'nin yazmış olduğu eserden önce. O da Telemaktır. Fenelon'a ait bir eserdir ve Yusuf Kamil Paşa bu eseri Türk Edebiyatı'na çevirmiştir. Üçe baktığımızda batılı anlamda romanın doğuşu Şemsettin Sami'nin Taşuku Talat ve Fitnat eseriyle olmuştur ki zaten bahsettik az evvelde. Dörde baktığımızda geleneksel halk hikayelerinin izlerini taşıyan ilk dönem romanlarında olaylar çoğunlukla Anadolu'da geçmiştir. Yanlış bir bilgidir arkadaşlar. İlk dönem romanları Tanzimat dönemi romanlarıdır ve bu dönemdeki romanlar ağırlıklı olarak İstanbul'da geçer. Son olarak betimlemelerin aşırı ve abartılı olduğu Tanzimat romanının ilk örneklerinde romantizm akımının izlerini görmekteyiz ifadesi de yine doğru olan bir ifadedir. 4 ile B seçeneği doğru cevabımız olmalıdır.